Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi'nin bir etkinliğinde beraberiz. Bu ilk yayınımız olacak. Bundan sonra haftada bir buluşacağız Salı akşamları. Konumuz aslında yine Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi'nin bir tür odağı olan güncel temalar ve bunlarla birlikte proje üretmek ve tartışmak olacak. İlkini dijital ve tiyatro dedik. Bunun nedenlerinden bir tanesi gerçekten şu anda yaşadığımız gerçekliği arkadaşlarımla, meslektaşlarımla paylaşmak, konuşmak ve aynı zamanda sizlere seslenebilmek. Yani bu dönemde Türk tiyatrosunda neler düşünülüyor ve nasıl yaşadığımız tiyatrolar pandemi üzerinden kapandıktan sonra seyircimizle yeniden buluşma adına çabalarımızı beraber paylaşarak hatta önerilerimize de açık olarak devam edeceğiz. Şimdi katılımcı arkadaşlarım şehir tiyatrolarından Yiğit Sertdemir. Kendisi yazar, buraya yazar Merhaba. özelliğiyle davet ettim ama kendisi çok önemli bir sanatçı, oyuncu. Aynı zamanda biliyorsunuz Kumbaracı Elli'nin genel sanat yönetmeni. Yine bir yazarımız daha var, Murat Mahmut Yazıcıoğlu. Murat, merhaba. Murat da Şehir Tiyatrosu'na çok ödüllü oyunu Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'le birlikte beraber çalışmaya başlayacak. Hatta provaları başladı. Bir ara almak zorunda kaldık. Ama yakından beraber çalışmaya devam edeceğimiz yazarlardan. Dilek Altuntaş, yıllardır beraber takip ettiğim aynı zamanda bir akademisyen, aynı zamanda tiyatro eleştirmeni ve Alman tiyatrosunu ve uluslararası tiyatroları yakından takip eden bir arkadaşım. O da bize bütün bu tartışmalar içinde bugün dünya tiyatrosunda da neler oluyor üzerinden bize bilgi aktaracak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şu anda bir galeriye dönüştürelim ekibi. İlk sorum şöyle hepinize. Biliyorsunuz dünya tiyatrosu özellikle modern tiyatronun devamında gördüğümüz farklı farklı tiyatro akımları aslında yazarların öncülüğünde olduğu, yani yazar bir önerisi ya da bir dil önerisiyle geldiği için farklı tiyatro anlayışlarına yönlendirmeye sebep oldu. Şimdi günümüzün biraz koşullarını biliyoruz. Yani şu anda bir ekran üzerinden paylaşımlara geçtik. Tabii ki arşivleri tarıyoruz. Arşivle elimizde ne varsa paylaşmaya, kendi seyircimizle ilişkimizi devam ettirmeye yöneldik. Ama bundan sonrası için fikirlerinizi almak istiyorum. Kimle başlayalım? Yiğit, senle başlayalım mı? Olur. Yani senin de söylediğin gibi aslında bu yazarla şekillenen yeni öneriler, önermeler üzerinden yeni tiyatro deneyimlemeleri falan son yüzyılların genel yönelimi. Bu dijital ortamın tiyatro ile ilişkisi de son zamanlarda özellikle çok deneyimlenen farklı tercihlerle daha doğrusu seyirciye ulaştırılan bir takım yönelimler. Ama tabii öyle bir dönemdeyiz ki zaten aksi bir yönelimi gerçekleştirmenin mümkün olmadığı bir yerdeyiz. Yani tiyatronun temel ihtiyacı olan seyirci oyuncu ilişkisi işte aynı ortamda olmak gibi. Ki şu günlerde yani mesele başladığından ya da biz evlere kapandığımız o günden itibaren sürekli konuşulan da bu. O yüzden bu teatral üretimin yeni bir dil arayışının ister istemez yine dijital ortamdan sürdüğü bir dönemi geçiriyoruz. Yani şu anda biz işte tiyatronun günümüzle, güncelle ilişkisini tartışırken yine kulaklık takıyoruz falan. Bilgisayar karşısında evimizde işte eşofmanımızla falan oturuyoruz. O halde tartışabiliyoruz bunu. Yani pratiğe yönelik bir henüz girişimde aslında tam anlamıyla olabilmiş değiliz. Bu sadece herhalde tabii Dilek daha detaylı anlatacaktır ama
Sadece bizim memlekete ya da bizim memleketteki ait bir sorun değil, bütün dünyada var olan bir sorun. Ama şöyle bir şey var tabii ki, bütün tiyatrolar şu anda, ister ödenekli olsun, ister ödeneksiz bağımsız tiyatrolar olsun, ister işte farklı yönelimleri olan tiyatrolar olsun, bir şekilde bu bağ, özellikle seyirci bağını koparmamak için farklı yönelimlere evrildiler. Yani kimisi senin de dediğin gibi işte arşivini açtı. Arşivinden kimi oyunları paylaşmayı tercih etti. İşte kimisi farklı başlıklarda atölye yahut sohbet gibi içerikler üretmeye çalıştı. Kimisi gerek metin yazmakla ilgili, gerek de onun icrasıyla ilgili farklı tercihler yaptı ki Murat herhalde o konuda daha detaylı bilgi verecektir. Yani bir şekilde aslında var olan tartışmanın bir yerinde yine üretmekle ilgili bir çabanın içerisinde herkes ve bir fikir bulmakla ilgili de çabasını sürdürüyor. Bunun neticesi ne olur diyecek olursak, bir yandan da hiçbir arayışın kendi içinde cevaplanamaz ya. Yani bizim şu anda içinde geçtiğimiz sürece çok da yalın, çok da böyle sağlıklı bakamıyoruz aslında. Çünkü öznesiyiz bu sürecin. O yüzden biraz zaman geçince herhalde geriye dönüp bunu değerlendirme şansı olacak. O zaman bunun aslında bak şu yönler işe yaradı, şöyle bir şey yapılsaymış belki daha iyiymiş veya evet bak bu ulaşma yolu, yani tiyatronun kendi kodları dijitalde de olsa başka bir şekle evrilebiliyor ve buradan yeni bir dil oluşabiliyor falan gibi cevapları ancak herhalde bu süreç nihayetinde sağlıklı bir sonuca vardığında verebileceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki bu sadece işte bizim... Evet. Söyle, bir şey oldu. Dijital lanet oldu. Bir şey oldu. Dondunuz ya da ben dondum. Okey, ben buradan alayım. Ama şöyle bir yani bu süreç yaşanırken aslında bir yandan da zor zamanlar var. Yani hepimizin herkes evine geldi ve biz ekranlardan yeni bir şey arıyor değiliz. Aslında herkesin yaşadığı ağır, zor bir dönem oluyor bu. Seyircimiz de aynı şeyi yaşıyor. Yani zor zamanlarda tiyatronun seyircisine karşı duyduğu bir sorumluluk var. Yani nasıl bir paylaşım alanı oluştururuz dediğimizde o süreç geçene kadar ya da geçeceğini ne zaman olduğunu da bilmiyoruz. O döneme kadar bir arayüz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani seyirciyle bir arayüz dediğimiz, yani bu gerçekten bir tiyatro değil. Çünkü karşı karşıya değilsin ve tiyatronun hiçbir mekan birlikteliği ve oyuncuyla karşı karşıya temas ettiğin dediğin tiyatronun için ivedi olan bilgilerin hiçbirini şu anda gerçekleştiremiyoruz. Ama aynı zamanda aktörüz, oyuncuyuz, yazarız. Yani bu alanda sanıyorum bir arayüz gerçeği var ve bu aslında üretilmeye de deneniyor değil mi? Murat sen ne diyorsun? Yani bu konuda senin yazdığın bir oyun olduğunu düşünüyorum. Mesela orada neye dikkate aldın? Yeni bir yani merak ediyorum. Şöyle bu senin de bahsettiğin şehir tiyatrosundaki Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin'i tam yaklaşık 10 gün sonra premierini yapacakken bir anda bu musibet başımıza geldi ve hepimiz evlerimize kapandık. Birçoğumuz diyelim. Çok tabii sıcak bir provanın içinde bir anda durunca bütün meslektaşlarımız gibi şimdi ne yapacağız? Şu an ne yapacağız diye ben de düşünmeye başladım ve hiçbir tasarı olmadan sadece şu an ne hissediyorsam bir şeyler yazıp onu seyirciyle paylaşmak istedim. Biz Instagram üzerinden paylaştık ilk hikayeyi. Hikaye değil ya da oyunumuzu bir hikaye değil. Ve senin bahsettiğin aslında seyirciyle ilişkiye devam etmek. Bir canhaviyle yapılmış bir şeydi ilk yazım. Hem benim için de yazarken. Sonra şeyi fark ettim. İlk defa online bir prova yaptım. Oyuncu arkadaşımla, Melis'le. Yaklaşık 3-4 saat süren bir prova oldu. Ve onun keyifli bir şeye dönüştüğünü fark ettim. İkincisini yazdım. Sonra Emre Yüksel arkadaşım katıldı. O bir şey yazdı. Hem şu an ne hissettiğimizi, şu anki tarihte bir anlamda biraz gelecek bir vakitte geriye döndüğümüz zaman evet, o zaman şöyle hissetmiştik ve şunları yazmıştık ve seyirciyle paylaşmıştık demek için hem
seyirciyle ilişkiye devam etmek için. Bir yandan da senin dediğin, Yiğit'in de söylediği, tabii ki bu tiyatro değil ama neden hazır böyle bir süreç varken, bu kötü bir süreç tabii ki. Can abiyle yaptığımız şeyler teatral bir araştırmaya da dönüşebilir. Neden dönüşmesin? Oyuncusu olan dijital üzerinden aranabilir mi? Neden aranmasın? Gibi düşünceler de gelmeye başladı. Ve şu an yavaş yavaş ikinci aya doğru giriyoruz. Gelecek için kaygılıyız. Bütün özel tiyatro, bağımsız, bütün tiyatrocular. Tabii ki toplu olarak yapılan bir şey. İnsanlar evlerinden çıkacaklar, sokağa çıkacaklar. Gelecekler, sonra bir mekana kapanıp bizim yazdıklarımızı, oyuncuların oynadıklarını izleyecekler. Bu süreç ne zaman sağlıklı bir şekilde olacak? Bu konuda henüz hiçbirimizin bir fikri yok sanırım. Gelecek tahayyüllerimiz var ama o karanlık bir gelecek şu an için benim düşündüğüm. O yüzden bu tip şeyler yapmak durumundayız. Zorunda değiliz ama nasıl sahnede tiyatro yapmak zorunda da değilsek, bunu yapmak istiyorum ben ve yazmaya devam edeceğim. Online platformlarda oyunsu şeyi araştırmaya devam edeceğim. Yani iletişimin her yönü değil mi? Bir iletişim arayışı zaten bu, karşılıklı. Ama iki üç şey değişiyor galiba şimdi. Bir tanesi mesela mekan değişiyor. Şu anda mesela tamam biz farklı farklı mekanlardayız ama yine de bir aynı mekan, ortak mekan bilgisi var. Aynı zamanda da mesela 90'ların sonunda çok tartışılan bu mekan deterritorization, yani bir tür mekansızlaşma, mekandan çıkma, mekana ait olmama fikri sanki yeniden, yani yeniden düşünülmesi gereken gibi bir kavram sanıyorum. Yeniden mekanın olmadığı ya da tam tersine sanal bir mekan olarak mekanı yeniden tanımlamak. Bu çok şeyi değiştireceğini düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da frame var artık. Yani bir çerçeve var. Çerçeve içine yerleştirmek ve o çerçevenin içinden düşünmek. Bir de çok çerçeveli. Hep çerçeveler var yani. O da bir yeni bir kavram sanıyorum yazarlık içinde. Yani aynı zamanda yönetmenlik içinde, tiyatro yönetmenliği içinde. Ama bir tür herkesin yeniye beraber olmaya, yaşadığımız şeyleri paylaşmaya, yani ne yaşıyoruz gerçekten? Yalnızlık yaşıyoruz. Ve yalnızlığın içinde de garip bir arada, bir yandan da hani çok zor bir araya geleceğimiz, hani şu programı mesela yapmak için sizinle eğer hani bir mekanda buluşuyor olsaydık, çok bayağı bir zaman gerektiriyor olacaktı. Ama daha hızlı yani buluşabilir alanlar oluşturabiliyoruz. Dünyayla da öyle, öyle değil mi Dilek? Yani dünyadaki bir sürü insan birbiriyle çok hızlı artık ilişki içinde alışveriş yapabiliyor. Kültürel alışverişe daha açık oldu. İyi kötü tarafları var tabii, bunları da konuşabiliriz. Ne diyorsun? Öyle yani, aslında bu sadece tiyatro bazında değil, normalde de olan bir şey. Ben mesela buradan yola çıkarak başlamak istiyorum konuşmaya. Normalde asla fiziksel sınırlar nedeniyle bir araya gelemeyeceğim, işte Güney Afrika'da, Portekiz'de, Avusturya'da oturan arkadaşlarımla rahatlıkla WhatsApp'tan, Facebook'tan vesaireden, Skype'tan konuşabiliyorum. Ya da işte ders yapıyoruz bu şekilde. Hani ben şu an bir yüksek lisans programındayım. Ders yapıyoruz. İşte Zoom üzerinden, başka programlar üzerinden vesaire vesaire. Yani o coğrafi sınırlar ya da fiziksel sınırlar bir şekilde yok oluyor. Aynı şey tabii ki yani tiyatroda ve sinemada da geçerli ama bu nasıl bir demokratikleşme sürecini beraberinde getiriyor, getiriyor mu vesaire, bunlar da önemli. Tiyatroya geçmeden hemen önce bir örnek vermek gerekirse, mesela çeşitli film festivalleri, şimdi tek tek adlarını sayamayacağım ama bir araya gelip internet üzerinden gösterilecek filmlerin bir kısmını yayınlamaya karar verdiler ücretsiz olarak. Ya da mesela hali hazırda şu an gerçekleşmekte olan Almanya'da Berlin'de Theatertreffen Festivali var. Her sene
gerçekleşen bir festival bu. 10 oyun sahneleniyor festival kapsamında ve bu 10 oyundan 6'sının önceden çekilmiş kayıtları ücretsiz olarak izlenebilecek şekilde internet üzerinden yayınlanıyor ve festival kapsamında gerçekleştirilen panelleri biz canlı olarak izleyebiliyoruz. Şu anda mesela bir panel gerçekleşiyor ama kaydın ardından izleyebilirsiniz ya da dünkü panelin kaydını ardından izleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu bağlamda bir demokratikleşme söz konusu veya işte tiyatroların eski arşivlerini 1970'li yıllara kadar uzanan oyunların kayıtlarını ücretsiz olarak erişime açmaları belli sürelerle bir demokratikleşmeyi beraberinde getiriyor. Ama öte yandan da demin bahsettiğimiz yeni dijital formlar, yeni dijital ifade biçimleri bulma meselesine gelince bu da aslında başka bir boyutu meselenin. Çok yani eminim hepiniz okumuşsunuzdur veya bu videoyu izleyecek pek çok kişi okumuştur. Hali hazırda Türkçe tercümesi de var. Sevgili Fatih Gençkal yaptı ve Mimesis'te yayınlanmıştı. Nicholas Berger isimli bir tiyatrocunun yazdığı, Medium web sitesinde yazdığı bir yazıda şöyle bir lafı var. Var olan tiyatral üretim yapılarını internete taşımak o yapıların gerçek hayattaki sorunlarını ortadan kaldırmıyor diyor. Aslında aynı yapıyı alıp birebir taşımak ne kadar mantıklı ben de bilmiyorum açıkçası. Bu yüzden yeni üretim biçimleri bulmak, analogla dijitali yani bugüne kadar başka sanatların yaptığını farklı bir şekilde bir araya getirmek daha önemli galiba. Mekandan söz ettin demin yani ben orada tam olarak katılıyor muyum bilemiyorum. Çünkü sırf dijital ortam için bugün üretilen projelerde aslında hem seyirci hem oyuncunun yani tiyatroda şey nedir? Tiyatro nasıl bir gerçeklik kurar? Seyirci ve oyuncu belli bir mekanda, belli bir zamanda bir araya gelerek canlı olarak kendi gerçekliklerini tecrübe ederler ve her defasında sil baştan ve yeniden kurulup biçimlenen, tekrar bozulan canlı, geçici ve biricik bir gerçekliktir bu. Dolayısıyla şu anda kullanılan, denenmekte olan ve Yiğit'in de belirttiği gibi aslında biraz zaman geçtikçe bizim farkına varacağımız, kafamızda bir yerlere oturtabileceğimiz çeşitli formatlar bunu olanak sağlıyor. Evet, bir klasik anlamda bir sahne yok belki, ne bir İtalyan sahne var, ne bir arena sahne var. Fiziksel olarak bir arada değiliz belki ama biricik ve biricik, canlı mı canlı, geçici mi geçici, böyle formatlar var. Ama bunu live streamlerle tabii ki yapamıyorsunuz, arşiv kayıtlarıyla. Ama mesela şu anda konuşmakta olduğumuz Zoom platformu üzerinden düşünülürse işte daha önce de dediğin gibi mesela ağırlıklı olarak Almanya'da ben Almanya ya da İsviçre, Almanca konuşulan, Almanca bildiğim için Almanca konuşulan ülkelerdeki tecrübeler konusunda daha fazla bilgiliyim açıkçası. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela daha önce de Münchler Kammerspiel'e de Münih tiyatrosunda çalışan ama şimdi Zürich tiyatrosunda çalışmaya devam eden son bir yıldır Christopher Rüfing isimli Alman bir yönetmen var ve o daha önce Münih'te 2013 senesinde Frankfurt'ta normal bir oyun olarak sahnelediği Dekalog projesi, Keşlovski'nin dekaloglarından adapte ettiği Dekalog projesinin bir remake kendi deyişle olarak deyişiyle Schauspielhaus Zürich yani Zürich tiyatrosunda 10 emri 10 parçaya bölerek online uzama adapte ediyor. Bu live streamler aracılığıyla seyircinin tecrübe etmesi sağlanıyor. Bunların kaydı yok. Yani Vimeo kaydı yok, YouTube kaydı yok. Trailer var sadece. Şu anda girip şey yapma şansınız yok. Canlı, geçici, tek seferlik. Ama tabii Zoom üzerinden olmadığı için o bir aradalık hissiyatı yok. Ama yine de aslında fiziksel olmasa da yani tiyatro kendi gerçekliğini ürettiği için yani şu kaleme ben kalem değil bu bir
ağaçtır dediğinde o bir ağaç olabildiği, 2 dakika sonra bu bir kahve fincanıdır dediğinde kahve fincanı olabildiği için seyirciyle aynı şekilde bir araya gelebildiğine inanabiliyorum açıkçası. Ben bunun yanında şimdi zoomikon deniyor bu süreci deneyimleyen insanları hepimize. Başka projeler de var. Sizi bitmeye çalışıyorum ama mesela Schauspielleipzig var, Leipzig tiyatrosu. Orada da yönetmen Philip Preuss Zoom üzerinden, yani seyircilerin belli bir saatte Zoom üzerinden giriş yaparak izleyebilecekleri bir proje gerçekleştiriyor. K projenin ismi ve Kafka'nın Şato başta olmak üzere çeşitli metinlerini içeriyor. 40 dakika sürüyor. Maksimum 40 kişi izleyebiliyor ve bitiyor. Bunun da tekrarı yok. Bu da geçici, biricik. Aynı şekilde Dipes diye Theater Oberhausen'da gerçekleşen, yani ki bu süreçte çok fazla dekalog ve Decameron ve veba, Albert Camus'un vebası işte Dipes okuması yapıldı farklı yerlerde. Hakeza Dipes isimli bu sefer kaydını izleyebileceğimiz bir proje daha var. Ama daha ilginç işler var. Yani biraz hızlı gidebildim mi gidemedim mi çok mu konuştum onu bilmiyorum ama asıl daha ilginç bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum. Demin yazarlıktan ve yazma sürecinden bahsetmiştim Murat'ta. 30 Nisan'da Google Docs, yani Google dokümanları üzerinden Corona Monologue isimli bir proje diyelim hadi başladı. Canlı olarak Anne Rabe, Maya Dasgupta, David Gieselman, Konstantin Küspert ve şu anda unuttuğum 2 yazarın daha yer aldığı yazarlar canlı olarak birlikte bir metin yazıyorlar ve siz yorum yapabiliyorsunuz. Yani aslında canlı ve dijital olarak karşınızda bir metin yazılıyor. Yazanlar tiyatro metni, tiyatro monologları, korona monologları ve siz okuyucu olarak ve de seyirci olarak katılıp chat kısmında sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Yani şu an devam ediyor mu bilmiyorum. 30 Nisan'da başladı. Devam ediyor olabilir. Düzenli bakmak gerekiyor. Gözünüzün önünde yazılıyor aslında. Ama bu da performatif bir eyleme dönüştüğü için bir bakıma bu da bir oyun niteliği taşıyor da diyebiliriz gibi düşünüyorum. Aynı şekilde Mülkler Kammerspiele'de de daha önce Japon yönetmen Toshiki Okada'nın sergilediği No Sex, sahnelediği No Sex isimli oyunu oyuncular sadece Zoom programı üzerinden canlandırdılar mesela ve bunun kaydı 24 saat erişime açıldı. Ayrıca 6 tane tiyatronun bir araya geldiği işte Nürnberg Tiyatrosu, Düsseldorf Tiyatrosu, Residenz Theater, Deutsches Theater ve bir tiyatro daha sanırım bir araya geldiği Zeit für einander, yani işte birbirimiz için, birbirleri için bir arada zaman gibi bir proje var. Bu da dijital çağda dating, flört meselesine odaklanıyor ve 8 ya da yanılmıyorsam 10 oyuncu dönüşümlü olarak birbirleriyle, yani burada bir metin ve reji var, ikili flörtler ediyorlar. Farklı farklı seriler halinde, yani dizi bölümleri gibi. O da ilginç bir proje mesela. Yani bu kadar tabii hızlı söyleyince çok fazla anlaşılmıyor. Aynı şekilde ama seyirci politikalarından bahsetmiştik bugün seninle telefonda konuştuğumuzda. Seyircinin dramaturga dönüştüğü işler var. ZDF kanalından izlenebilecek mesela Tragödien Maschine, Trajedi Makinesi diye bir proje var. Burada da birer ikişer dakikalık kısa videolar var. Simon Stone, yönetmen Simon Stone çeşitli Antik Yunan'a dair çeşitli metinler, işte trajedi, ağırlıklı olarak tragedyalar, Lizistrata veya Bakalar gibi tragedyalardan bir araya bir sahneleme getiriyor. Ama bu parçalar halinde, bir bütün halinde değil ve seyirci nasıl başlayıp, nasıl devam edip, nasıl biteceğine karar veriyor. Dolayısıyla aslında hem sinemadaki
edit işlemini yapıyor, ne dramaturg gibi çalışıyor. Ya aslında bir yandan baktığında çok az vaktimiz kaldı. 6 dakika, herkesin bir kere daha böyle hızlı geçmesini isteyeceğim. Ama bir yandan baktığında gerçekten şu ana kadar denenmiş ve önerilmiş birçok tiyatro dilini bir arada kullanma ve interaktif bir platform oluşturma heyecanı gibi gözüküyor. Türkiye'de gördüğümüz örneklerde de ufak tefek yani bu hareketi görebiliyoruz. Ne diyorsunuz Yiğit, sen ne diyorsun? Yani şimdi tabii bir süreçten geçtiğimiz için ben şöyle bakıyorum açıkçası. Dilek tabii çok güzel bir sürü örneği de saydı ama bunlar aslında dediğin gibi bir arayüzün tanımı içerisinde toplanabilecek şeyler. Bugünden yarına yani her şey geçtiğinde o gelecek zamana kalacak şeyleri birazcık önemsemek lazım. Çünkü bana şöyle geliyor yani tiyatronun biricikliğinin sırrı da birazcık orada ya. Yani herkesin evine kapanması işte VR gözlükler, herkes tekil, her şeyi tek başına yapabiliyorsun, kapsüllerde yaşıyorsun falan gibi böyle geleceğe dair bir sürü tasvim içerisinde direnen bir tarafı var ya tiyatron. Daha doğrusu teklifi bu ya. O yüzden ondan vazgeçmediğin zaman da birazcık tiyatro özelliğinin senin de yaptığın tanımlarda olduğu gibi. O yüzden şu anki bugünlere bence sonrasında sürdürülebilirliğiyle ilgili teklifler. Yani tiyatral deneyim bir dijital platformun içinde bir unsur olabilir. Dijital unsur bir tiyatro deneyiminin içinde bir seçenek olabilir. Ama tiyatroyu kaldırıp buraya doğru dayadığımız zaman aslında işler birazcık karışıyor. Yoksa yazarların yazma sürecine veya işte küçük monologları arkası yarın gibi dizmekle ilgili tecrübeleri falan şu an zaten en uygun zamandayız. Zaten herkes evinde. Bunun televizyonda da karşılıklarını görüyoruz ama işin içine tiyatro başlığını koyduğumuz zaman evet. İç seslere de çok en azından yazmak dediğimiz mesele olduğu için yazmak bu. Yazmak. Murat, sesin kesildiği için. Sesin kesildi, evet. Ben Murat'a giriyorum şimdi. Kusura bakma, geçiyorum. Son cümleni ama sonra almak istiyorum Yiğit. Murat, ne diyorsun? Yani iç sesleri de çok açık değil mi? Yani yalnızca monolog deyince. Tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben de bir takım bir şeyler yazıp işte Ban İstanbul Instagram'dan yayınlıyoruz, evet, ama tabii ki bunu tiyatro değil, bunu oyun olarak yazılmış bir şey değil benim ve Emre tarafından. Yani bir oyun yazarken seyirciyi, oyun alanını peşindeki zaman hayal edip yazıyoruz. Yani oyun yazarları olarak sanırım, genel olarak. Bunu tabii ki Dilek'in bahsettiği ya da bizde de olan ya da belki bir süre sonra daha da detaylı çalışılacak bir takım nasıl söyleyelim, böyle dijital platformda yapılan şeyleri yazarlar olarak malzeme yazabiliriz tabii ki ama benim açımdan ben bu konuda biraz ne kadar online platformda bir şeyler paylaşsam da tiyatronun kendi malzemesinin tarafındayım. Tiyatroda teknolojinin çok fazla tiyatronun malzemesinin de dışında kullanılmasını da çok fazla taraftar değilim. Ben daha ilkel tiyatronun ilkel geleneklerini çağın teknolojisiyle yarışmadan kendi biricikliğiyle var olması gerektiğini düşünenlerdenim tiyatro olabilmesi için. Ama diğer konudaki bütün denemelere bir yazar olarak, bir tiyatro sever olarak da hepsini takip ediyorum. Arşivleri de keyifle izliyorum. Oyuncu, tiyatral, bana herhangi bir şey çağrıştıran yeni denemeleri de çok keyifle izliyorum. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Benim kendi adıma dijital ortamda paylaştığım her şey bir gün, şimdi yani çok uzak olmayan bir gelecekte umarız, seyirciyle yan yana ve yüz yüze gelebilme özlemini içeriyor. Ve buradan da bütün seyirciye böyle bir sevgi yollamak istedim şu an. Son bir şey daha söyleyeyim. Minicik 10 saniye. Hepimizin yani
tiyatroların ayakta kalma gibi çok da büyük ve çok önemli bir problemi var Türkiye'de. Ve bu anlamda hem tiyatro kooperatifinin birçok sivil toplum kuruluşunun ve tiyatroların kendi yaptığı çalışmaları, önerileri, destekleri de seyirci tarafından önemsenmesini ve takip edilmesini diliyorum. Önce seyirci, sonra da tabii ki yönetimler, yerel yönetim, devlet, bakan, her neyse o kurumlar tarafından diliyorum. Peki son bir şey söyleyeceğim Yiğit. Sen zaten YouTube kanallarında yani kendi Kumbaracı 50 üzerinden yayın yapıyorsun. Buradaki ilgiyi nasıl yorumlarsın? Yani ilgi var mı? Altından sonra tiyatro üzerinden yapıyoruz. Evet. İlgi yani bizim içeriğimizde oyun okumaları olabiliyor. İşte sohbetler oluyor. Belli başlıklar üzerine konuşuyoruz. Daha biraz daha Kumbaracı 50'yi merkez alan bir yerden geldiğimiz zaman aslında... Bir dakikamız var. İlgimizin odağında şu var, bu zamanı iyi geçirmekle, beraber bağ koparmadan geçirmekle ve aslında seyircinin biraz bilmediği mecralara, bilmediği tanışıklıklara yelken açmasıyla ilgili bir tecrübe. O yüzden aslında ilgi var. Çok fazla da seçenek var. İşte Murat'ın yaptıkları gibi çok değerli şeyler var. O yüzden seyirciler aslında benim de gördüğüm hem bu tür şeyleri hem de oyunları, arşivimdeki oyunları ilgiyle izliyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten devam edeceğiz bir sürü şey konuşmaya. Çünkü böyle bir zaman. Ama tiyatronun, özel tiyatronun ve bağımsız tiyatronun desteklenmesi gerektiğini yeniden Murat'ın ağzından alarak ben de kapatırken söylemek istiyorum. Şu anda inanılmaz bir değişim yaşanıyor ve bu gerçeği bütün Türkiye'nin yaşadığı ya da bütün dünyanın yaşadığı bu zor anı hepimiz paylaşıyoruz.